Hocam, Kur'an'ın Allah'tan geldiğini nasıl bilebiliriz diye bir soru sorsam, böyle genel hatlarıyla e, bu konuda neler dersiniz? Şunu belirtmekte fayda var. Kur'an'ın Allah'tan olduğunu anlamak demek, İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu anlamakla tamamen aynı bir şeydir. Burada tabii bir mantık kurgusu kurulurken birkaç şekilde kurulabilir. Birinci mantığa ben yukarıdan aşağıya mantık diyorum, öbürün aşağıdan yukarı. Yukarıdan aşağıya mantığı şöyle tanımlıyorum. Allah'ın varlığını diyelim anladık. Onu nasıl anladığımızı başka programlarımızda konuştuk. Oradan bakabilir değerli seyircilerimiz. Allah'ın varlığını anladıktan sonra, mesela insanın fıtratındaki e, ihtiyaçları görüyoruz. İnsan her şeyden daha güçlü şekilde ben neden buradayım? Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ne yapmalıyım? Sorularına muhtaç. Kendi fıtratına birazcık kulak kabartan bir kimse. Allah'ın varlığıyla beraber bunu anlayan bir kimse otomatikman şunu anlayacaktır. Demek ki Allah beni bu sorulara muhtaç etti. E bu soruların cevabını verenle her insana ayrı ayrı vay gelmediğine göre bu soruların cevabı ancak dinin olmasıyla mümkün. Bu da şu demek demek ki Allah insanları bir dine muhtaç etmiş demektir. Peki Allah insanları bir dine muhtaç ettiyse o dinde aramamız şartlar nedir? Bakın Allah'ın varlığını anladıktan sonra diyor en başta Allah'ın varlığını tanıtması düzgün bir şekilde ve Allah'ın varlığını merkeze konması, koymasıdır. O zaman bunu yapan tarihte kim? Tarihte oynadığı rolle, Allah'ı güzel tanıtmasıyla bunu yapan hangi kitap var, hangi din var diye baktığımızda alternatifsiz bir şekilde burada Kur'an karşımıza çıkmaktadır. Kur'an biz Kur'an'dan bağımsız olarak evrenden kanıtlayabileceğimiz Allah'ın sıfatlarıyla Allah'ı tanıtan bir kitap. Nedir? Biz mesela hassas ayarlarla ilgili argümandan Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu, kudretinin çok yüksek olduğunu anlıyoruz. Mesela kozmolojik delille ki modern dönemde entropi yasası, Big Bang gibi teoriler bunu destekliyor. Allah'ın evvel olduğunu, evrenin yaratılmış olduğunu anlıyoruz. Allah'ın evrenin sonunun gelecek olmasından işte ahir olduğunu anlıyoruz. Her şeyin Allah'la beraber devam ettiğini anlıyoruz. Şimdi bu Allah'ın çok temel sıfatları Kur'an'dan bağımsız olarak evrenden ve insanı fıtratından temellendiriliyor. Ama Kur'an bunu en güzel şekilde tanıtmış. Ha, bu bir kere neden Kur'an'a inanmamız gerektiğini çok güzel gösteriyor. Ayrıca Allah'ın insanları dine muhtaç etmesine karşılık insanın e, bu sorularına en güzel şekilde Kur'an cevabı veriyor. Bakın böyle bir Kur'an'dan bağımsız olarak bizi Kur'an'a getirip Kur'an'la buluşturan şeyler var. Evrendeki Allah'ın delillerinden e, hareket. Bir de Kur'an'ın içeriğinden hareketle e, bir inceleme yaptığımızda 7. yüzyıldaki bir insanın veya insan topluluğunun bu kitabı yazmasına olanak yoktur diyebileceğimiz şeyler var. Onlara Onları girmeyeceğim Mehmet hocamla gireceğiz. Ama bunun dışında da birkaç madde sayayım. Mesela Kur'an'ın tarihte oynadığı rol. Kur'an'ın sıfır başlangıç noktasıyla başlayan bir insan tarafından duymasına rağmen o sıfır noktasında başlayan insan hiçbir siyasi gücü elinde bulun durmuyordu baştan. Bir meliğin oğlu değildi. Karun gibi birinin olduğu da değildi. Ekonomik olarak sıfır noktadaydı, siyasi olarak sıfır noktadaydı ve sıfır noktadan aldığı şeyle e, felsefede, bilimde daha bir yüzyıl geçmeden dünyanın en üstün medeniyeti Kur'an'ın verdiği o imeyle oluştu. Yani tarihte oynanan böyle önemli roller var. Veya Kur'an en zayıfın elinden tutması gibi ahlaki açıdan müthiş fenomenler var. O dönemin en zayıfları işte özgürlüğünü yitirmişler, fakirler, kadınlar, Kur'an bunların elinden tutup da kaldırıyor. Bunların elinden e, tutup da kaldıracak bir sistem inşa ediyor. Ve baktığımız zaman ahlaki açıdan oynadığı bu rol, tarihteki bu etkinliği Allah'la insanı buluşturması, fıtrattaki sorulara cevap vermesi ve içeriğinin o dönemde bir insan tarafından söylenmesinin mümkün olmaması gibi birçok özellik hepsinin tek bir kitapta toplanması inşallah fırsat olursa bunları programda açarız. Kur'an'da olması neden Kur'an Allah'tandır dediğimizin delillerinin bir kısmı.